GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde özellikle yarından itibaren Yoğunlaşması beklenen gündemin öncesinde bugün Merkez Bankası kararlarının takip edildiğini gördük. Bunun yanında da ABD tarafında özellikle yoğunlaşan bilanço sezonu ve bunun yanında konut rakamlarının da piyasalarda etkili olduğunu ifade edebiliriz. Günün başından itibaren incelememizi yapacak olursak burada Türkiye saatiyle sabah 4'te Avustralya'da enflasyon rakamlarının açıklandığını gördük çeyreklik bazda ve burada enflasyonun beklenen gerilemeyi yaşamadığının görünmesiyle birlikte verilerde Avustralya dolarının güne güçlü bir başlangıç yaptığını gördük. Bunun yanında Asya Pasifik para birimlerinde özellikle etkili olan gelişmelere baktığımızda Çin Merkez Bankası'nın danışmanları tarafından yapılan açıklamalar vardı. Burada zorunlu karşılıklardaki indirim için hala bir alanları olduğunu belirtmesiyle birlikte danışmanların bölge para birimlerinde özellikle sıkı ticari ilişkiler içinde olan Yeni Zelanda ve Avustralya para birimlerinde değer kazanımlarının etkili olduğunda ifade etmekte fayda var. Avrupa tarafına geçecek olursak Yunanistan krizi ile ilgili gündem. Hala devam ediyor. Özellikle yarın Avrupa Birliği zirvesinde Çipras ve Merkel'in buluşması. Sonrasında Cuma günü Eurogrup toplantısı burada gündemin yoğunlaşacağını işaret ediyordu. Bunu daha önce belirtmiştik. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası Yunan bankaları için acil likidite desteğine 1,5 milyar euro artırma kararı aldı. Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı burada nakit kararnamesiyle ile ilgili Merkez Bankası'nın Yunanistan Merkez Bankasına kamu kuruluşlarından transfer edilmesi ile ilgili kararla yorumlarını gerçekleştirdi. Kararla ilgili yorumlarını gerçekleştirdi. Burada yaklaşık 2,5 milyar Euro'luk bir nakitin elde edilmesini beklediklerini ve bunun mayıs ayına atlatılmasında borçların ödenmesinde yardımcı olunabileceğini belirtti. Fakat bu da piyasalarda haziran ayına ilişkin endişeleri sırada ortaya çıkarmış oldu. Avrupa'daki diğer gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası kararlarının etkili olduğunu söylemiştik. Burada İngiltere Merkez Bankası'nın para politikalarında değişiklik yapmadığına ilişkin son toplantısındaki oy dağılımları açıklandı ve burada oy birliğinin gerek toplam varlık alımlarında gerek faizdeki değişiklik yapılmaması kararında oy birliğini sürdüğünü gördük. Fakat bunun sonrasında raporla birlikte açıklanan ifadelerde güçlü sterlinin enflasyonun tahminden daha hızlı yükseltebileceğine ilişkin beklentilerle birlikte sterlin dolar paritesinde özellikle sterlinin değer kazanımlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını gördük. Avrupa'da diğer gelişmelere baktığımızda İsviçre Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Burada negatif e, negatif mevduat faiz oranı için muaf olan hesapların azaltılacağı, istisnaların azaltılacağına dair açıklamalarla birlikte İsviçre frangında değer kayıplarının ortaya çıktığını ifade edebiliriz. E, yoğun bir veri takvimi olmadığını söylemiştik. Bunun da etkisiyle birlikte yurt içinde Merkez Bankası beyanatının oldukça etkili olduğunu gördük. Kararlarının özellikle Türk Lirası üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenildiği üzere faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ve özellikle gösterge faiz burada politika faizi buçukta sabit bırakıldı. Fakat Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faizde 50 bas puanlık bir artırım gerçekleşti. Bunun dışında döviz depo faiz oranları euro ve dolar için 50'şer bas puan indirildi burada. Özellikle kurları, kurdaki hareketleri korumaya yönelik bu aksiyonlara rağmen dolar Türk Lirası ve euro Türk Lirası'nda yükselişlerin gerçekleştiğini, sert yükselişlerin ifade edebiliriz ki burada e, özellikle dolar Türk Lirası'nda 2.72'nin hemen üzerine kadar yükselişler gerçekleşti. Euro Türk Lirası'nda daha sert bir hareket gördüğümüzü söyleyebiliriz özellikle açıklama sonrasında 2.9260'ın üzerine kadar tırmanan bir euro Türk Lirası paritesi karşımıza çıktı. Fakat burada biz düz endeksine baktığımızda kurlardaki kadar sert bir etkileşimli olmadığını söyleyebiliriz. 83.780 puanda, 84.000'in altına sarktı burada endeks. Fakat %0.60 özellikle dünkü hareketlere hareketlerle karşılaştırsak daha sakin bir gün geçirdiğini ifade etmekte burada fayda var. Buradan... ABD tarafına geçecek olursak burada konut rakamlarının özellikle gün içerisinde zayıf veri takviminde etkisiyle birlikte ön plana çıktığını gördüğümüzü ifade ettik. Burada konut fiyat endeksi beklenen artışı göstererek %0.3 artıştan sonra %0.7'lik yükselişi işaret etti. Bunun yanında Türkiye saatiyle 17'de açıklanan mevcut ev satışları rakamının beklentilerin üzerinde bir sonuç vererek tekrardan 5 milyon eşiğinin üzerine tırmanması dolarda artışın destekçisi oldu ve bununla birlikte özellikle altında belirgin bir düşüş karşımıza çıktığını da ifade edebiliriz ve bu düşüşün özellikle ABD 10 yıllık hazine tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte desteklendiğinde söylemekte fayda var. %1.96'ya kadar yükseldi ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri ki %2'lik bir yükselişe tekabül ediyor bu. ABD borsalarına bakacak olursak Burada da günün yatay bir seyirde fakat negatif bölgede şu ana kadar etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu negatif bölgedeki hareketlerin daha da derin kayıplardan buraya doğru geldiğini, yani yukarı yönlü bir ivmenin olduğunu da belirtmekte fayda var. Hafta ortasında piyasaları etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.